Sevgili sinema severler merhaba. Ataşehir Belediyesi sinema seminerleri kapsamında bugün edebiyat uyarlamalarını konuşacağız. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki uyarlamaların seyrini takip etmeye çalışacağız. Önce biraz uyarlama kavramından da bahsetmek istiyorum biraz. Bu kavram çok tartışmalı bir kavram. Hem yazarlar hem yönetmenler bu kavrama yani uyarlama kavramına kendi bulundukları eksen itibariyle farklı bakış açılarıyla bakıyorlar. Burada iki temel çatışma alanı karşımıza çıkıyor. Biri özgünlük, biri de sadakat. Romanlara, öykülere yani edebiyat metnine sadık olunmasını bekleyen yazarlar varken buradan özgün bir yeni bir film çıkarmayı hedefleyen yazarların alanı bazen uyumlu bazen de oldukça çatışmalı ve hatta kavgaya dönüşecek kadar da gergin bir alana dönüşebiliyor. Öncelikle biraz seyrinden bahsetmek istiyorum. Yani hangi yazarlar daha çok edebiyat, hangi edebiyatçılar, hangi şairler ya da yazarlar, bazen şiirde çünkü uyarlanabiliyor. Hangi yazarlar daha çok edebiyat için besleyici olmuşlar? Biraz bundan bahsedelim öncelikle. Karşımıza çıkan ilk isim kuşkusuz Shakespeare. Shakespeare'in insanın doğasına yönelik, insanın temel duygularından hareketle yazdığı metinler hem tiyatro oyunları için, buradan hareketle de sinema için oldukça besleyici bir rol oynamış. 400'den fazla uzun metraj filmin, Shakespeare'in eserleri olmakla beraber toplamda televizyon filmi, kısa film vesaire gibi böyle büyük bir toplama aldığımızda 1500'den fazla uyarlamadan bahsediliyor. Tabii bunların hepsinin ne kadar sadık bir uyarlama olduğu ya da Shakespeare'in eserlerinin hangilerini ne kadar uyarladığı tartışmalı bir alan ama genel olarak 400'den fazla uzun metraj filmin doğrudan bir uyarlama olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında özellikle klasik edebiyatın 19. yüzyıldaki karşılığı olan yazarlar çok sayıda filme konu olmuşlar. Charles Dickens söz gelimi. Charles Dickens'ın 400'den fazla uyarlaması var. Genellikle çoğunlukla Oliver Twist uyarlamaları çok fazla. İngiliz yazar Charles Dickens'ın. Fransızlar da, Fransız klasikleri de çok sayıda romana, çok sayıda Fransız romanı da, edebiyat eserleri de filme kaynaklık etmiş. Burada da karşımıza kuşkusuz Victor Hugo çıkıyor. Victor Hugo'nun 200'den fazla eseri farklı filmlere, farklı kısa filmlere, uzun metraj filmlere, televizyon projelerine kaynaklık etmiş. Hatta çizgi filmlere, Sefiller en çok uyarlanan Victor Hugo eserlerinin başında geliyor. Bazı eserler böyle yazarın öteki eserlerin önüne geçerek çok sayıda uyarlamaya kaynaklık olmuş olabiliyor. Oliver Twist ve Sefiller bunlara örnek gösterilebilir. Onun dışında Balzac'ın da 250'den fazla uyarlamasından bahsediliyor. Alman yazar Goethe'nin 150 uyarlaması var. Yani bunlar tabii ortalama rakamlar ama genel olarak hem animasyon, hem kısa film, hem uzun metraj, çok sayıda filmin bunların, bu yazarların önemli eserlerinden uyarlandığını söyleyebiliyoruz. Bunun dışında Rus yazarlar çok uyarlamaya konu olmuş durumda. Hem kendi edebiyatından beslenen Rus ve Sovyet yönetmenler, hem de Batı ve Uzak Doğulu çok sayıda yönetmen, Rus edebiyatından beslenerek yeni filmlere, yeni animasyonlara, yeni televizyon projelerine yelken açmışlar diye görüyoruz. Çehov'un çok öyküsü sinemaya konu olmuş. 550 Çehov öyküsü. Yani tabii aynı öyküler çoğu ama yine de çok sayıda filmin, bazen kısa filminde, hatta şöyle bir istatistik tutulsa muhtemelen Çehov önde çıkar. Hangi kısa filmler daha çok, hangi eserlerden uyarlanmıştır dediğimizde çoğunlukla Çehov eserlerinden kısa filmler çekildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında Tolstoy ve Dostoyevski gibi Rus edebiyatının çok önde olan yazarları, insanın doğasına yönelik büyük dönüşümleri anlatan yazarlar çok sayıda filme konu olmuşlar. Elimizdeki kaynaklara göre Dostoyevski 250 filme, kısa, uzun ya da animasyon ya da televizyon projesi, 250 filme, Tolstoy 200 filme, dediğim gibi kısa, animasyon ya da uzun metraj filme kaynaklık etmiş durumda. Tabii genellikle aynı eserler, hep söylüyorum aynı eserler bu konuda öne çıkıyor. İşte Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, bazen Karamazov Kardeşler ama çoğunlukla Suç ve Ceza. Tolstoy'unsa Savaş ve Barış genellikle ve Anna Karenina tabii ki çok sayıda film için kaynak olmuş eserler. Bunun dışında bazı türler için de tür yazarları çok önemli bir beslenme kaynağı oluşturuyor. Korku, gerilim ve polisiye edebiyatı sinema için oldukça besleyici bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da önümüze çıkan ilk isim tabii ki Edgar Allan Poe. Poe'nun korku öyküleri
400'e yakın filme, kısa filme, öyküye, animasyona vesaireye kaynaklık etmiş durumda. Bunun dışında Agatha Christie'nin 100'den 150'den fazla filme kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. Tabii burada büyük bir devasa bir isim, yani Stephen King var. Stephen King'in 400'den fazla çalışması var filmler için. Yani bu bazen Stephen King'in öyküleri ya da romanından yapılan uyarlama varken bazen Stephen King doğrudan senaryoya müdahil de olabilmiş farklı zamanlarda. Korku ve gerilim ve bir nebze de olsa bir anlamıyla polisiye filmlerin en önemli beslenme kaynağını bu çerçevede düşünürsek edebiyat eserlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir çok uyarlanan eserse Frankenstein. Özellikle korkunun, gerilimin temel alındığı filmlerin çoğunda Frankenstein tema olarak kullanılmış. 70'ten fazla filmden bahsediliyor Frankenstein uyarlaması olan. Bu da biraz daha edebiyatın gücünün sinemaya doğrudan sinema tarihi boyunca kullanıldığını ve bir geçişkenlik olduğunun somut göstergelerinden biri. Bunun dışında Amerikalı yazarlar da birçok film için kullanılıyor. Biliyorsunuz Hollywood nihayetinde sinemanın lokomotif yeri. Bu çerçevede Batı edebiyatından kullanılmakla beraber Amerika'nın kendi içindeki ürettiği edebiyattan da çok sayıda uyarlama yapılmış. Bunlardan en önemlileri de John Steinbeck. Steinbeck'in 50'ye yakın eseri sinemada karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Bu genel bir şey çerçevesi olur. Yani büyük yazarların, büyük edebiyatçıların sinemaya olan karşılıkları. Bunun dışında başka baştan da bakarsak çok sevdiğimiz çok sayıda film de esasen bir edebiyat uyarlaması. Yani belki bunların çoğunun edebiyat uyarlaması olduğunu bilmesek dahi baktığımızda bir edebiyat eserinden hareketle çekilmiş film olduğunu görebiliriz. Bunları hatta tür tür de ayırmamız mümkün. Mesela savaş filmlerini düşünelim. En önemli, en çok karşımıza çıkan savaş filmleri hangileri? En bildiğimiz İnce Kırmızı Hat mesela. Erayn'ı Kurtarmak, Piyanist. Bunlar savaş filmi dediğimizde, özellikle İkinci Dünya Savaşı filmleri dediğimizde karşımıza çıkan filmler. Bunun dışında savaşın bütün özellikle Japonya'daki dönüşümünü anlatan Güneş İmparatorluğu ya da Rusya'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nı Rusya bakış açısıyla anlatan ve hani Nazilerin Belarus katliamına odaklı en meşhur Sovyet sineması, Sovyet savaş filmlerinden biri olan Gel ve Gör, Elam Klimov'un 1985 yapımı. Kuvayi Köprüsü, 1958 olması lazım, Amerikan sineması örneği. Bunların hepsi edebiyat uyarlaması. Yani bizim savaş kavramıyla, özellikle İkinci Dünya Savaşı kavramıyla buluştuğumuz, sinemada gördüğümüz ve belki çoğumuzun edebiyat eseri olarak bilmediğimiz, edebiyat eseri olarak okumadığımız çok sayıda roman, sinemada tekrar inşa edildiklerinde, sinemayla tekrar buluştuklarında inanılmaz bir seyirci kitlesiyle, inanılmaz bir etki alanıyla insanların üzerinde bir etki yapabiliyor. Bunun dışında mafya filmlerini düşünelim. Yani büyük o sevdiğiniz mafya filmleri. İlk aklıma gelen Baba filmi mesela. Ya da Goodfellas. Ya da Bir Zamanlar Amerika. Yani mafya filmi, o büyük 1920'den sonra başlayan işte İtalyanların, İrlandalıların Amerika'ya gelmesiyle başlayan o çete savaşları vesairenin olduğu büyük dönüşümlerin anlatıldığı filmler, ki ilk aklımıza gelenler bunlar. Hepsinin edebiyat uyarlaması olduğunu göreceğiz içine baktığımızda. Hatta Scarface. Scarface'in ilk uyarlaması olan 30'lardaki uyarlama da bir edebiyat uyarlaması. Ya da son Martin Scorsese'nin son filmi İrlandalı. İrlandalı filmi de bir edebiyat uyarlaması. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki dünya sinemasında, Hollywood sinemasının büyük mafya filmlerinin, bizim o çete savaşlarını, işte toplumsal dönüşümün mafyalaşma üzerinden anlatıldığı filmlere baktığımızda karşımıza büyük bir arka zeminde büyük bir edebiyatın olduğunu görüyoruz. Bunun dışında fantastik filmleri düşünelim. Yani aklımıza gelen büyük fantastik filmleri düşündüğümüzde yine arkalarındaki bir güçlü bir edebiyatla karşılaşıyoruz. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi sinemaya uyarlandıktan sonra büyük bir etki yapmıştı. Ya da Game of Thrones, yani bütün dünyada izlenen, takip edilen, çoğumuzun sadece dizi olarak gördüğü proje esasen bir edebiyat uyarlamasıydı. Yani bir edebiyat eseriydi. Bunun dışında Harry Potter, Açlık Oyunları, yani farklı yaş gruplarına seslenen çok sayıda fantastik öykü, fantastik roman ya da fantastik proje diyelim. Esasen film olmadan önce edebiyat eseri olarak çok sayıda büyük bir etki yapmıştı. Daha sonra bu sinemada daha geniş kitlelerle buluştu. Vampir hikayeleri de öyle. Sinemada karşımıza çıkan vampir hikayelerinin de Alacakaranlık serisi söz gelimi. Daha önce roman olarak karşımıza çıkmıştı.
romanın yaptığı yatay yaygınlıkla beraber, geniş kitlelerle buluşma potansiyelini içinde taşımasıyla beraber görselliğe taşındı ve tekrar inşa edildi görsel dünyada. Fantastik filmlerin dışında kült filmlerin de birçoğunun edebiyat uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz. İlk aklıma gelen Fight Club ya da Forrest Gump. Sinema tarihinin unutulmaz filmleri diye lanse edebileceğiniz bu filmlerin de aslında arkasında bir edebiyat eseri olduğunu söylememiz mümkün. Ya da bazı konular üzerinde çok böyle duran, bazı konularla ilgili çok bütünleşmiş, uyuşturucu kullanımının insan üzerindeki tahrip edici etkilerini anlatan bazı filmler vardı. Mesela Trainspotting ya da Bir Rüya İçin Ağıt. Bunların da aslında bir edebiyat uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz. Hani Trainspotting belki biraz daha biliniyor ama Bir Rüya İçin Ağıt, Requiem for a Dream'in de bir edebiyat uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz. Çerçeveyi bu şekilde çizdiğimizde edebiyatın sinema için oldukça yönlendirici, oldukça güçlü bir etki alanı içine aldığını söylememiz mümkün. Hem büyük yazarların, yani klasiklerin Shakespeare, Gorki, Tolstoy, Charles Dickens gibi büyük yazarların bütün eserleri neredeyse sinemaya taşınmış. Bunun dışında sinemanın içindeki etki alanı çok geniş olan büyük filmlerin de esasen bir edebiyat uyarlaması olduğunu görüyoruz. Yani çok iyi savaş filmleri de edebiyat uyarlaması, çok iyi mafya filmleri de edebiyat uyarlaması. Bu bize şunu gösteriyor ki edebiyat hem yazarlar üzerinden hem de belki çok yazar olarak tanınmamış ama büyük bir roman ya da öykü ortaya koymuş, çok tanınmayan isimlerin de eserleriyle sinemada karşılık bulmuş. Bugün baktığımızda yaklaşık böyle bir 120 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Jules Verne'in Ay'a seyahatiyle başlarsak 1902 yılından bugüne geldiğimizde işte neredeyse tam da 120 yıla geliyoruz. Bu 120 yılın içinde öncelikle ilk etkinin sinemanın edebiyattan beslendiği noktasında bir hareketlenme olarak görsek de genel noktada bugün aslında artık sinemanın da edebiyata dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Yani 19. yüzyıl romanları 500 sayfaydı bugün. Kalın edebiyat. Çok kapsamlı ve ayrıntılı bir analitik yaklaşımdı. Yani bölümlemeler uzun, ayrıntılı tasvirlerin olduğu bir edebiyattı 19. yüzyıl edebiyatı. Yani sinemanın ilk beslendiği edebiyat. Bugün geldiğimiz noktadaysa artık sinema etki alanını, etkileşimi yön değiştirdiğini söyleyerek sinemanın edebiyatı etkilediğini görüyoruz. Artık romanlar kısaldı, daha görsel romanlar yazılıyor. 500 sayfa, 600 sayfalık romanlar yok karşımızda. 200 sayfa, 300 sayfa belki daha hızlı kurgulanmış, adeta bir sinema perdesindeymişçesine takip ettiğimiz romanlar var karşımızda. Bu da bir anlamıyla edebiyatın yön değiştirdiğine yönelik, yani edebiyat-sinema ilişkisinde bir yön değişikliğinden de bahsedebileceğimizi gösteriyor. Başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da farklı coğrafyalarda, yani Hollywood'un, hakim sinemanın dışındaki sinemalardaki edebiyat-sinema ilişkisi. İlk aklıma gelen Rus ve Sovyet sineması. Sovyet sineması uzunca bir zaman çoğunlukla kendi edebiyatından, yani Rus edebiyatından beslenerek eserler çıkardı. Bu da tabii bazı dönemsel özelliklerden de bahsedebiliriz. Ağır bir sansür politikası olduğu için Sovyet sinemasında, yani belli bir kontrol mekanizmaları olduğu için en kolay beslenebilecek ve en kabul edilebilir şey Rus edebiyatıydı. Yani bir Çehov uyarlaması yapmak için önemli bürokratik bir engelle karşılaşmazdınız. Ya da Dostoyevski uyarlaması için, Gorki'nin öykülerini uyarlamak için önünüzde büyük bürokratik engeller çıkmazdı. Bu anlamıyla orada da güçlü bir sinema edebiyat ilişkisinden bahsedebiliriz. Başka bir coğrafyaya gidelim. Söz gelimi Japonya'ya gidelim. Japon sineması. Japon sinemasının en önemli yazarı olarak, en önemli yönetmeni olarak karşımıza Kurosawa çıkar, değil mi? Kurosawa'nın eserlerine baktığımızda da çoğunun hem ya Dostoyevski ya da Shakespeare uyarlaması olduğunu görüyoruz. Yani Kurosawa kendi kültürel dinamiklerinden filmler çıkarırken, Yedi Samuray gibi ya da öteki filmlerini düşünelim, Rashomon gibi, bunlar da aslında bir edebiyat eseri, Rashomon söz gelimi. Kral Lear'ı düşünelim. Kral Lear uyarlaması olan Run'ı düşünelim daha doğru bir ifadeyle. 1985 yapımı olan bir Shakespeare uyarlaması. Söylemeye çalıştığım şu, Japon sinemasının da en güçlü yönetmenine baktığımızda o da aslında klasik edebiyattan beslenerek kendi sinema dilini oluşturmuş. Başka bir ülke mesela Çin. Çin'in en önemli, bugün günümüzün en önemli yazarı, en önemli yönetmeni diyorum. Yine böyle yönetmenleri yazar olarak görüyorum sürekli. Zhang Yimou. Zhang Yimou hem kültür devrimi hem Çin'in büyük toplumsal dönüşümlerini resmeden filmler çekti. Ama baktığımızda bu büyük toplumsal dönüşümleri anlattığı filmlerin önemli bir kısmının da edebiyat uyarlaması olduğunu görüyoruz. Yaşamak romanı mesela, Hu Yuan'ın. Ya da Mo Yang'ın eserleri, yani Çin edebiyatını bugün dünyada tanıdığımız en önemli iki isim, Mo Yang ve Yu Hua. Bunların önemli eserlerin hemen hepsinin Zhang Yimou tarafından sinemaya aktarıldığını görüyoruz.
Bu da bize Çin'de de aslında durumun çok farklı olmadığını gösteriyor. Yani coğrafyalar değişse de sinema edebiyat ilişkisinde önemli bir girift ilişki olduğundan söz edebiliriz. Mesela İran edebiyatından ve İran sinemasından bahsedelim. Sadık Hidayet, Gholam Hüseyin gibi modern İran edebiyatının önemli isimleri sinemaya 70'lerden beri, 60'lardan beri uyarlanarak gelmişler. Ya da İran edebiyatının, klasik edebiyatın güçlü isimlerini düşünelim, güçlü eserlerini düşünelim mesela. Hüsrev-i Şirin, bunun dışında Leyla-i Mecnun, bu bizim klasik eserlerinde Binbir Gece Masalları mesela. Bunların hepsi de İran edebiyatında özellikle İran yeni dalga dediğimiz 60'lardan sonra başlayan sinema ortamında kendine yer bulmuş. Hatta daha da ileri gidersek Abbas Kiarostami gibi şiirden doğrudan beslenerek, edebiyattan doğrudan beslenerek kendi eserlerinde bile şiirsel bir hava, bir edebiyat zenginliğini bulmamız mümkün. Onun köker üçlemesine baktığımızda oldukça şiirsel bir üslup görüyoruz. Ya da çektiği öteki filmlere baktığımızda söz gelimi Rüzgar Bizi Sürükleyecek bir şiir dizisinden film çıkarabiliyor. Ve şiirin görsel dünyada tekrar inşa edildiğini görüyoruz Kiarostami filmlerinde. Bunların hepsini bütünlüklü bir biçimde incelediğimizde baktığımızda yönetmenlerin kendi entelektüel gelişimlerinde de aslında sadece uyarlama yapmasalar dahi kendi entelektüel gelişimlerinde de edebiyattan beslendiklerini, güçlü romanlardan, güçlü bir şiir geleneğinden geldiklerini söyleyebiliriz. Hollywood sinemasının ve genel bir projeksiyon yaparsak da dünya sinemasının edebiyatla ilişkisine biraz genel olmakla beraber köşelerini çizmeye çalıştım. Şimdi biraz daha Türk sinemasının edebiyatla seyrine bakmak istiyorum. Dünyanın seyrine aslında çok da bağımsız değil Türk sineması edebiyat ilişkisi. İlk eserler, ilk uyarlamalar yani ilk filmlerin esasen temelinde yine edebiyat var. Çünkü bu dünyada da aynı şekilde devam ediyor. Güçlü bir sanat formu, yeni bir sanat formunu besleyerek onun adımlar atmasını sağlıyor. Edebiyatçıların da aslında ilk dönemden beri sinema sektörüyle ilişkide olduğunu görüyoruz. Söz gelimi Nazım Hikmet'ten bahsedebiliriz. 1930'ların ilk döneminde sinema sektörünün içinde çalışan, senaryolar yazan bir isim Nazım Hikmet. Bazen tabii mahlasla yapıyor bunu o dönemin politik ortamından ötürü. Bunun dışında edebiyat eserlerinin de sinema için çok besleyici olduğunu söyleyebiliriz. Muazzez Tahsin'in, Kerime Nadir'in melankolik karakterleri önce edebiyat formunda karşılık bulurken bir süre sonra Yeşilçam'ın içinde karşılık bulmaya başladı. Daha sonra Esat Mahmut'un daha böyle maço, daha avantür karakterleri de Yeşilçam'ın aynı çizgide devam etmesini sağladı. Yani melankoli ve bu bitirim karakterler, melankolik karakterlerle bitirim karakterlerin aslında kaynağına baktığımızda sinemadan doğmaktan yerine edebiyattan doğmuş ve edebiyattaki yarattığı alandan sinemaya doğru bir yolculuk ettiğini söyleyebiliriz. Sinemanın daha gerçekçi bir çizgiye ulaşmasıyla beraberse Orhan Kemal'in çok sayıda eseri, çok sayıda özellikle öyküsü sinemada karşılık bulmuştur diyebiliriz. Orhan Kemal'in dışında Yaşar Kemal'in de 1955 sonrasında eserlerinin sinemada tekrar inşa edildiğini, tekrar kullanıldığını söylememiz mümkün. 60'lardan itibaren ise Halide Edip Adıvar gibi çok sayıda ismimiz sinemanın ilk dönemlerinden hatta yani böyle farklı dönemlerde de tekrar karşılık bulmuş isimlerdir. Bunun dışında 70'lerle beraber ise uyarlamaların tekrar edildiğini görüyoruz. Yani 60'larda 50'lerde yapılmış uyarlamaların tekrar karşılık bulduğunu, ikinci, üçüncü uyarlamaların yapıldığını da söylememiz mümkün. 60'ların yani daha doğrusu ifadeyle 70'lerin sonuna doğru yapılmış en önemli uyarlamalardan biri yine bir Orhan Kemal uyarlaması Bereketli Topraklar üzerinde Erden Kral'ın çektiği. Filmin tabii böyle trajik de bir hikayesi var. Filmin makaralarının kaybolması, yıllar sonra tekrar ortaya çıkması gibi bir hikayesi de var. Bunun dışında 80'lerle beraberse yeni bir dönem başladı. Bu yeni döneminde yeni kuralları, yeni film dili ortaya çıkmıştı. Kadın filmlerin en önemli yönetmeni ise Atıf Yılmaz'dı. Atıf Yılmaz'ın da yine bir edebiyat eserinden, bir yazardan beslendiğini söylememiz mümkün. Özellikle Necati Cumalı'nın çok sayıda eserini, çok sayıda öyküsünü sinemaya taşıdı bu dönemde. En çok beslenilen kitap olaraksa Aybüyürken Uyuyamam öykü kitabından bahsedebiliriz. Daha çok kadınların, Anadolu'da kadınların yaşadığı dönüşümü, kadınların kendini, kadınlığını, kadın kavramını keşfetmesini, bir anlamıyla kendini yani kadın olarak odak hissettiği öykülerin toplamı olan Aybüyürken Uyuyamam kitabından Atıf Yılmaz'ın çok sayıda uyarlama yaptığını söylememiz mümkün. 80'li yıllarda edebiyat uyarlamalarının alanının biraz daha genişlediğini söyleyebiliriz. Çok çeşitli yazarlardan
beslenen uyarlamalar yapılıyor. Bunlardan birkaç tanesini hatırlayalım. 70'lerin sonunu Erdan Kral'ın Bereketi Topraklar üzerinde uyarlamasıyla kapatmıştık. Aslında 80'lerin başını da yine Erdan Kral'ın bir uyarlamasıyla açmamız mümkün. Ama biraz daha farklı bir uyarlama. Bu da Ferit Etkü'den yapılan Hakkari Bir Mevsim uyarlamasıydı. 83 yapımı. 70'lerin sonunda biraz daha toplumsal bir hareketliliğin uyarlaması olurken 80'lerin başındaki Hakkari Bir Mevsim uyarlamasıysa oldukça bireysel bir hikaye olarak karşımıza çıkar. 80'li yıllarda Atıf Yılmaz'ın çoğunlukla Necati Cumal'dan yaptığı kadın filmleri odaklı uyarlamaların dışında farklı Türk sinemasının farklı uyarlamalarından da bahsedebiliriz. Türk edebiyatının farklı dönemlerinde çok daha zengin bir uyarlama literatürü oluştuğunu söyleyebiliriz 80'li yıllar için. Suçumuz İnsan Olmak, Ana Yurt Oteli, Murtaza, Gecenin Öteki Yüzü, Fikrimin İnce Gülü gibi Türk edebiyatının farklı dönemlerinde ortaya çıkmış eserler 80'li yıllarda değişik yönetmenler tarafından farklı estetik düzeylerde karşılık bularak uyarlandı. Bu dönemde Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf da bir TRT projesi olarak uyarlanan romanlardan biriydi. 90'lı yıllara geldiğimizde ise biraz daha farklı bir çizginin takip edildiğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan yeni yönetmenler, genç yönetmenler edebiyat eserlerini uyarlamanın yanında daha çok kendi hikayelerini ortaya koymaya başladılar. Kendi senaryolarını yazmaya başladılar. Ancak yazdıkları senaryolardaysa edebiyatın derinliğini görmemiz mümkündü. Zeki Demirkubuz'da, Nuri Bilge Ceylan'da, Derviş Saim'de edebiyat zenginliğini, senaryolarında edebiyat zenginliğini, edebiyatın bir beslenme kaynağı olarak kullanıldığını bariz olarak görebiliyorduk. Söz gelimi çok işte bilinen bir takım yönetmen olarak da kendisinde çok sayıda kez, birçok kez söylediği Zeki Demirkubuz'da bir Dostoyevski etkisinden, bazen Camus etkisinden bahsedebiliriz. 90'lı yıllarda ortaya çıkan bu yönetmenlerin ilk filmlerini çekmeleri anlamında söylüyorum. Ortaya çıkan yönetmenlerin kendi senaryolarını yazmakla beraber bazen doğrudan edebiyat uyarlamaları da yaptıkları oldu. Zeki Demirkubuz'un burada Nahit Sürri Erik'in Kıskanmak romanını çektiğini ya da Dostoyevski'nin Yeraltı'na serbest bir uyarlama yaptığını söylememiz mümkün. 2000 sonrasında yönetmenlerin çoğunun edebiyattan beslenmekle beraber daha çok kendi hikayelerinden, kendi senaryolarından hareket ettiğini söylememiz mümkün. Bu demek değildir ki hiç bu dönemde edebiyat uyarlaması yapılmadı. Söz gelimi benim çok beğendiğim bir uyarlama vardı bu dönemde. O da Sabahattin Ali'nin Ayran Öyküsü'nden yapılan Karbeyaz uyarlamasıydı. Oldukça başarılı, oldukça estetik bir uyarlamaydı. Yönetmenin de bir anlamıyla fotoğrafçı kökenlerden gelmiş olmasının etkilerini bu uyarlamada görmemiz mümkündü. Arkadaşlar, uyarlama kavramı çok tartışmalı bir kavram. Yani hepsinin hangi uyarlamaları kimin yaptığından ziyade biraz bu kavramın kendisinden de bu programın sonunda bahsetmek istiyorum biraz. Uyarlama kavramı hem yönetmen hem de yazarlar tarafından farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Yazarlar genellikle kendi eserlerinin neredeyse çoğunluğuyla moda mod sinemaya karşılık bulmasını isterken yönetmenlerse var olan edebiyat metnini bir senaryo için sadece bir taslak olarak görmek istiyorlar. Burada bir önemli bir çatışma alanının oluştuğundan bahsedebiliriz. Ama bazen bu çatışma alanı bir ortaklığı da getirebiliyor. Yani yazarlar ve yönetmenler bir araya gelerek yeni bir yani bir edebiyat metnini yeni bir form olan sinema formunda tekrar inşa etmekle beraber karar alabiliyorlar. Buradaki temel yaklaşım sanırım herkesin asgari müşterekte buluşması galiba. Çünkü yazarların bütün romanın sinemada tekrar inşa edilmesini beklemeleri biraz fazla iyimser bir bakış açısı olabilir. Yönetmenlerin ise sadece edebiyat metinlerini sadece bir taslak olarak, senaryo taslağı olarak görmeleri ise oldukça acımasız bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamıyla Necati Cuman'ın bu aradaki ilişkisinin çok güzel bir tanımlaması vardı. Ben onu size okumak istiyorum. Necati Cumalı der ki, filmini edebiyat dilinden kurtarmalı, sinema diliyle onu yeniden yaratmalıdır der yönetmen için. Bu çok kısa ama çok net bir tanım gerçekten. Çünkü sinemanın kendi dili var. Film dili diyoruz biz buna. Görsellik olarak, görsellikle yeniden inşa edilecek bir dil. Edebiyatın ise gücü kelimelerinde. Yani bu kelimelerdeki gücü görsel dünyayla tekrar inşa etmek lazım. Burada da kuşkusuz bütün romanın, bütün öykünün, bütünlüğünü hepsini sahne sahne yansıtamayız. Ha yansıtanlar oldu mu oldu. Sergei Bandarcu'nun Savaş ve Barış uyarlaması 4 saat sürdü ve bütün romanı neredeyse sahne sahne yansıttı ama bu bugünün şartlarında her zaman yapılabilecek bir uyarlama biçimi değil. Bu anlamıyla uyarlamada eserin
özünü, eserin karakterin ne söylemek istediğini, karakterin olumlu olumsuz taraflarını bütünlüklü olarak taşımak belki daha doğru bir yaklaşım olur. Bazen kavgalardan da bahsedebiliriz. Bu iki ilişkinin bazen sıkıntılarından da bahsedebiliriz. Mesela Türk Edebiyatı'nın ilk uluslararası ödül alan filmi Susuz Yaz. Metin Erksan ve Necati Cumalı'nın bir daha birbirleriyle görüşmemesine neden oldu. Yani çok güçlü bir edebiyat eseriydi. Çok daha güçlü, belki çok daha yatay yaygınlığı olan, çok daha geniş kitlelere ulaştıran, yani Türk sinemasını uluslararası arenaya taşıyan bir filme dönüştü Susuz Yaz film olarak. Ama yazar artık onun kendi formlarından, yani kendi anlattığı biçimden çok daha farklılaştığını, kendi eseri olmadığını, kendi eserinin anlatmaya çalıştığı derdin dışına çıktığını söyleyerek yönetmenle bir anlamıyla arayı açtı. Bu arayı açma hikayesi Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü romanında da oldu. O Sarı Mercedes filmine dönüştüğünde yönetmen ve yazar hatta mahkemelik olacak düzeye geldiler. Çünkü oradaki olumlu ve olumsuzluk, yani karakterin dönüşüm süreci yönetmen tarafından farklı algılanıp farklı biçimde anlatıldığında Adalet Ağaoğlu kendisinin kandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bu anlamıyla bu ilişki bazen uyumlu, bazen de uyumsuz olarak devam ediyor. Ama 120 yılı geride bıraktık. 120 yılın içinde birkaç sonuç çıkarabiliriz. Bunlardan biri sinemanın edebiyat için oldukça iyi bir beslenme kaynağı olduğu, yani çift taraflı bir beslenme kaynağı olduğunu söyleyebiliriz artık. Önemli bir dönemde sinema edebiyattan beslendi. Geldiğimiz noktadaysa belki sinema etki alanını fazlalaştırmasıyla beraber hala sinemadan, edebiyattan uyarlamalar yapmasıyla beraber edebiyatın biçimini, edebiyatın hacmini, edebiyatın içeriğini dönüştürmeye başladığını da söyleyebiliriz. Başta da söylediğim gibi artık romanlar kısaldı. Karakterler daha görsel anlatılmak isteniyor ve uzun, ayrıntılı analitikler, artık kritikler film romanlarda karşımıza çıkmıyor diyebiliriz. Edebiyat uyarlamaları konferansımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere.